Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü inceleme konum Monster Pusat Gaming Headset Lite. Uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı. Bakalım bizlere neler sunuyor, oyunculara neler sunuyor cevabı videomuzda. Oyuncu ekipmanlarına olan revaç her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle bu pandemi döneminde insanlar evlerinde oyun oynayarak daha da güzel vakit geçirebiliyorlar. Sadece pandemide oyun oynayarak gibi düşünmeyelim. Yani oyun pek çok insan için profesyonel bir hayata da dönüştü. Yani sadece boş vakitimizi geçirelim ya da eğlenceli vakit geçirelim değil. Oyun oynayarak iş yapanlar, oyun oynayarak rekabetçi hesaplar, profiller oluşturan da pek çok farklı insan var. O yüzden çeşit çeşit oyuncu ekipmanları karşımızda. Gaming Headset Lite Pusat modeli uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı. 179-180 TL bandında bu ürün satın alabiliyorsunuz. Özellikle hani burada Şimdi 7 artı 1 bir kulaklık da alabilirsiniz. 2 kanallı bir kulaklık, sağ sol stereo e, kulaklık da alabilirsiniz. Burada oynayacağınız oyunun türlerine göre ya da beklentilerinize göre ve en önemlisi bütçenize göre değişiklik gösteren detaylar var. Uygun fiyatlı bir kulaklık ve ona göre neler sunduğuna bakacağız. Benim için güzel gelişmelerden biri. Ben yani, pek çok detaydan sizlere bahsedeceğim. İlk ba bağlantı birimiyle başlayalım. Ürün Tek bir USB bağlantısıyla beraber geliyor ve doğrudan tek bir USB ile bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Bunun güzel yanı ne? Şimdi bazı ya yani çoğu oyuncu kulaklığı bu da kötü olduğundan demiyorum. 2 tane 3.5 buçuk mm milimetrelik giriş olur. Birini AUX. Birini mikrofon girişine takarsınız. Ve hem mikrofon hem kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Böyle tek USB olduğunda bence hem kablo hem de görüntü kirliliği olmadan çok kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Ee, bağlantı açısından bence bir oyuncu kulaklığı için USB olması e, güzel bir detay. Ürünün üzerinde ses ayar kısmı var. Buradan sesi kısıp açabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Böyle bir ayar imkanı yapılmış. Kablonun üzerinde kabloyu sarıp sarmalayacağınız bir e, yapı da var. Ayrıca kablo file kaplı. Uzunluğu da 2 metre 10 santim. 210 santimlik bir kablo uzunluğu var. Özellikle notebook'u arka tarafta bir standa takıyorsanız ya da bir oyuncu kasasında kullanacaksınız. Kablonun uzun olması güzel bir detay. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 210 santimlik bir kablo uzunluğu var. Ürün 40 milimetrelik sürücülerle beraber geliyor. İki tane 40 milimetrelik sürücüsü var ve kafadaki duruşu oldukça rahat. Mikrofonu da ayarlayabiliyorsunuz. Şu hani e, mekanizmanın ayarlanabilmesi güzel. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan ses kayıt denemesini de sizlere dinleteceğim. Hani e, sonuçta Oyun oynarken neden kulaklığa ihtiyaç duyuyorsunuz? Özellikle takım arkadaşınızla Discord'dan mesela oyun oynadığınızda oyun sesiyle sizin sesinizin arkadaşınıza karışmadan gitmesi güzel bir detay. Mesela basit bir oyuncu kulaklığı aldığınızda bu sorunu çözüyorsunuz. Ayrıca sesleri daha gerçekçi, daha dipten, daha yakından duyuyorsunuz. Ayrıca ses karşı tarafla sesli iletişimde daha rahat kurabiliyorsunuz. HD seviyesinde mikrofon ses kaydı yapabiliyor, mikrofonun ses keskinliği, karşıya gönderdiği ses detaylarını ben beğendim. Yani fiyatına göre kulaklığın sunduğu detaylar da başarılı. Ayrıca mikrofonun da ses kalitesini ben başarılı buldum. Şimdi şu konfordan da bahsedeceğim. Bu konforu arttıran iki detay var bence. Bir tanesi şu, şu yukarıda görmüş olduğunuz sabit olmayan detaylar esnekliği arttırıyor. Yani şu yukarıdaki yastık hem kafanıza rahat ettiriyor, hem de yukarıdaki mekanizma kulaklığa bir esneklik katıyor. Hiçbir şekilde kafanızı bastırmıyor. Bazı kulaklıklar var buradaki mekanizma çok bastırdığı için sizin kulağınızı böyle bir noktadan sonra ağrıtmaya başlıyor. Ama bu kulaklık tamamen sizin kafanıza göre şekil alabiliyor. Bu gerçekten uzun kullanımda rahatlık katıyor. Ayrıca e, pasif gürültü engelleme desteğine sahip şu yastıklarda uzun kullanımda hem de konfor katıyor. Bazen kulaklıkların burası. Fazla batar, e, uzun süre kullandığınızda rahatsız edebilir. Bu görmüş olduğunuz yastıklar, e, sürücülerin yanındaki yastıklar hem dışarıdan gelen sesleri daha azaltıp filtreleyip size gönderiyor, hem de uzun süreli kullanımlarda kulağınıza da ek bir rahatlık katıyor. Evet arkadaşlar, videonun son bölümünde. Sesi kendinden bilgisayarda kaydedeceğim ve üzerindeki mikrofondan alacağım. Ben şimdi son bir özet yapayım arkadaşlar. Size görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Oyuncu ekipmanlarında pek çok farklı bütçe için pek çok farklı talep için farklı farklı çeşit ürünler var. Bu da giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı. Ama benim bütçesine göre beğenimi kazandığını söyleyebilirim. Çok net. Ee, hani seste bir bozulma yok. Ses net. Detaylar net. Hani bir oyun oynarken Özellikle ayak sesleri gibi bas frekansların esasında yoğun olduğu alt basların yoğun olduğu detaylar var. Bu detayları size duyuruyor. Evet 7 kanal 8 kanal değil ama 2 kanal sağ sol. Stereo da pek çok oyunda yeterli bir derinlik katabiliyor. tabii ki de mükemmel demiyorum yani piyasada 7 artı bir kulaklıklar var. Farklı farklı teknolojiler var. Ama temel olarak stereo ve kulaklığın da 40 milimetrelik yapıları detay verme, bas detayları verme konusunda iyi. Ayak sesi olsun. Farklı farklı detayları duyabiliyorsunuz. Yani hem film izlerken hem oyun oynarken yeteri kadar size stereo bir şekilde sesi iletiyor ve sonuçta bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı olduğu için bas sesleri, patlama, çatırdama, ayak sesleri ya da alt böyle frekansları duymanız iyidir. Bu kulaklıkta da onları duyabiliyorsunuz. Ses iletimi de gerçekten başarılı. Şimdi kulaklığın mikrofonundan sesimi alacaksınız ve videonun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, incelememizin son bölümündeki ses kaydını kulaklığın mikrofonundan alıyoruz. Ee, şöyle düşünün, oyun oynarken önemli olan sesinizin karşı taraftaki arkadaşlarınıza net bir şekilde gitmesi ve oyunun gürültüsünden. Ayrışmış bir şekilde gitmesi en önemli konu bu. Eğer kulaklık takmıyorsanız e, zaten bir mikrofon bilgisayarda da dahili mikrofon var. Ama bu sefer ne oluyor? Oyunun e, hoparlörden çalan oyunun sesi e, karşı tarafta sizin takım arkadaşınıza da gidebiliyor. Yani dahili mikrofonla beraber e, Discord'un çok da efekt olmamasının sebebi bu. E, ben açıkçası fiyatına göre hem e, mikrofon hem kulaklık kalitesini beğendim. 40 milimetrelik uydularla beraber net e, ve detayları güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Bas tonları da güzel. Müzik için dünyanın en iyi kulaklığı demiyorum ama müzik için bile benim beklentimi bir tık üstünde kaldı ve Hani genel deneyim olarak giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı için beğendiğimi söyleyebilirim. Sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağı bekliyorum. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.